Efendim işte az önce de söyledik. Yüksek Seçim Kurulu ne karar verecek, ne karar verecek? Günlerdir, haftalardır bu soruyla yattık kalktık. İşte çok kısa bir süre önce o düğüm çözüldü. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi ve 23 Haziran'da seçim yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararını verdi. Hemen dönelim. YSK'nın önünde Rasim Kılıç bizi bekliyor. Rasim, sürecin başından beri oradaydın. An be an takip ettin, izleyicilerimize aktardın ve işte kritik gün. Şimdi ne yönde karar verildi? Tüm detayları bir aktar, ondan sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Selmin, o kritik karar dakikalar önce çıktı. Saat 14.30'da toplanmıştı. Toplantıda 5 saat geride kalmıştı ki İstanbul'la ilgili nihai karar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla bu karar alındı. 7'ye karşı 4 oyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verildi. Sadece İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilenecek. Zira AK Parti ve MHP'nin itirazı o yöndeydi. İlçe belediye başkanlıkları seçimi yapılmayacak. MHP'nin Maltepe'de, AK Parti'nin Büyükçekmece'de itirazı vardı. Orada ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine dair bir itiraz vardı. O itiraz gerekçesi halen görüşülecek. Onunla ilgili henüz bir karar çıkmadı. Çıkan karar İstanbul'un geneliyle ilgili. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verildi. Seçimler 23 Haziran Pazar günü yapılacak. 23 Haziran Pazar günü İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için yeniden sandığa gidecek. Aslında 31 Mart seçimlerinden sadece 2 gün önce 29 Mart'ta YSK olası bir seçim yenileme tarihini 2 Haziran Pazar günü olarak belirlemişti. Ancak olağanüstü itiraz sürecinde süreç bir hayli uzadığı için bununla ilgili takvim bir hayli kısıtlıydı ve bu anlamda 23 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verildi. 7'ye karşı 4 oyla alındı. Gerekçe ilk edindiğimiz bilgiler, henüz gerekçeli karar gelmedi, yazılmadı. Gerekçe ilk edindiğimiz bilgiler sandık kurulu oluşumunda yaşandığı belirlenen usulsüzlükle ilgili. Gündüz saatlerinde AK Parti cephesi bu konuyla ilgili bazı ilçe seçim kurullarının YSK'yı yanlış bilgilendirdiği, kamu görevlisi olduğu iddia edilen yerlerde yapılan araştırmada sandık kurulu görevlilerinin ve üyelerinin kamu görevlisi çıkmadığını belirtmişti. Bununla ilgili bir iptali konusunda güçlü bir delil oluşturduğu yönünde açıklamalar vardı. İşte YSK o bütün bilgi, belge ve deliller eşliğinde yeniden toplandı. Yaklaşık 5 saat sürdü o toplantı ve sonucunda İstanbul'un geneliyle ilgili karar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verildi. 11 üyeden oluşan YSK'da 7'ye karşı 4 oyla, oy çokluğuyla alındı ve 23 Haziran Pazar günü seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Peki şimdi ne olacak? Daha önce Keskin'de bu örnek vardı. Aday mazbatasını almıştı, göreve başlamıştı. Ancak sonrasında seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Dolayısıyla YSK mazbatanın da iptali yönünde bir karar vermişti. Şimdi seçimlerin yenilendiği yerlerde seçim gününe kadar belediye başkanı görevde kalmayacak dedi. Mazbatayı iptal etti. Dolayısıyla İstanbul'da da benzer bir karar öngörülebilir. Tabii bu önümüzdeki saatlerde verilecek ek karar da geçerli olacak. Ancak çıkan karar şu, net karar ve nihai karar: İstanbul'da seçimler yenilenecek. 23 Haziran Pazar günü Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul yeniden sandığa gidecek. Şimdi Rasim, adım adım gidelim. Önemli karar bu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edildi, yenilenecek. Maltepe ve Büyükçekmece ile ilgili işte AK Parti'nin ve MHP'nin bu konuda olağanüstü itirazları vardı. Bu konuyla ilgili kararın hala görüşüldüğünü söyledin. Ne zaman çıkmasını bekliyoruz? Aynı zamanda gerekçeli karar ne zaman çıkar sence? Önümüzdeki saatlerde o kararın da gelmesi bekleniyor açıkçası Sermin, ama burada tabii ki önemli olan İstanbul'un geneliyle ilgili yapılan itirazdı. Hem sunulan gerekçelerdeki büyüklük hem de tabii ki seçmen sayısındaki büyüklük İstanbul'un geneliyle ilgili daha fazla önem atfediyordu. İşte kurul o yüzden önce İstanbul'un geneliyle ilgili itirazı görüştü. AK Parti ve MHP'nin itirazları ayrı ayrı görüşülmedi. Birlikte görüşüldü. Çünkü hem AK Parti'nin hem de MHP'nin itiraz gerekçelerinde sunduğu iddialar Büyükşehir Belediye Başkanlığı için neredeyse ortaktı. Benzer
temel gerekçeler vardı. AK Parti 9 maddede kurula gelmişti. Bunlardan en önemli gördüğü ikisi kısıtlı seçmen ve sandık kurulunun oluşumuyla ilgili itiraz gerekçesiydi. Bununla ilgili YSK bir önceki hafta ara karar vermişti. Ve 39 ilçede bulunan 76 ilçe seçim kurulundan ara kararla birlikte araştırma yapmasını, bilgi ve belgeleri rapor halinde kurula göndermesini istemişti. İşte o bilgi ve belgeler bu hafta sonu, yani geçtiğimiz hafta sonu kurula ulaştı. Hem kurul üyeleri hem de partilerin YSK'daki temsilcileri o belgeleri inceledi ve bugün saat 14.30'da o belgeler ışığında toplandı kurul. Ve delillerle birlikte AK Parti ve MHP'nin temsilcileri birer sunum yaptı. Son savunmalarını gerçekleştirdi. İtiraz tezlerini savundu. Diğer siyasi partilerin temsilcileri de karşı tezde bulundular. Karşı savunmalarını yaptılar. Ve sonrasında artık İstanbul'un geneli için karar aşamasına geçildi. Ve yapılan oylamada 7'ye karşı 4 oyla, oy çokluğuyla karar verildi. Seçimlerinde 23 Haziran Pazar günü yapılması kararlaştırıldı. Şimdi Rasim, tabii akıllarda bundan sonraki süreç içinde çok soru var. İlk etapta az önce aktardın tabii Mazbata'nın işte keskin örneğini de verdik tabii. Önümüzde öyle bir örnek de var. Mazbata'nın geri alınmasını bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Peki Mazbata geri alındıktan sonra seçime kadar, 23 Haziran'a kadar İstanbul'u kim yönetecek? Nasıl bir çözüm öngörülebilir? Konuşuluyor mu bütün bunlar? Sermin, tabii ki çok taze olduğu için henüz bunlar konuşulmadı ama burada iki ihtimal var. Bir tanesi, belediye meclis üyeleri arasından yapılacak bir seçimle bir geçici başkanın belirlenmesi. Diğeri de o ilin en yetkili mülki amiri, yani vali tarafından görevlendirilecek bir kişinin geçici başkan ilan edilmesi. Burada sadece iki seçenek bulunuyor. Bu iki seçenekten bir tanesi baz alınacak. Ya meclis üyeleri arasından seçim yapılacak ya da mülki amir bir geçici başkan tayin edecek ve 23 Haziran Pazar gününe kadar belediyeyi o yönetecek. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart seçimlerinden sonra iptal edilen yerlerde keskinde verdiği kararda seçim yenilenene kadar, yani yeni seçim yapılana kadar 31 Mart seçimlerinde seçilen adayın mazbatasının geçerli olmayacağına hükmetmişti. Bu anlamda aynı karar İstanbul için de uygulanabilir. Bunun dışında seçmen listelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Aynı seçmen listeleriyle, aynı sandık kurullarıyla gidilecek şeklinde seçim hukukunda bir karar var. Ancak YSK bu konuda ek karar verebilir. Çünkü sandık kurulunun oluşumu sırasında usulsüzlük yapıldığını teyit ederse aynı sandık kurullarıyla tabii ki seçime gitmeyebilir. Bununla ilgili tabii ki YSK'nın ek karar vermesi de bekleniyor açıkçası. Peki Rasim, tabii sahne daha konuşacağız, döneceğiz. YSK'da hareketlilik devam ediyor ama toplantı sürüyor. Çıkışta bir açıklama bekleyebilir miyiz? Mesela Sadi Güven'den, başkandan. Şimdi Sermin, burada 36. gün. Sadece ilk 3 günde YSK Başkanı Sadi Güven girişte açıklama yapmıştı. Süreçle ilgili değerlendirmede bulunmuştu. Onda da aslında sadece takvimle ilgili ayrıntıları paylaşmıştı. Zira işleyen bir hukuki süreç ve hukuki süreç devam ederken açıklama yapılması doğru olmaz şeklinde beyanı vardı Sadi Güven'in. Ama şimdi bir karar çıktı İstanbul'la ilgili. Bu kararla ilgili YSK'dan yazılı veya sözlü açıklama gelir mi? Bu açıkçası ilerleyen dakikalarda belli olacak. Tabii ki Sadi Güven'in kuruldan çıkışında biz burada bekliyor olacağız. Diğer basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte kendisine mikrofon uzatılacak ama konuşacak mı yoksa yazılı bir açıklama mı gelecek, bu belli değil. Bir de gerekçeyle ilgili tabii ki o kararı da görmemiz lazım, gerekçeli kararı. Muhtemelen şu anda o da yazı işlerinde yazılıyor olmalı. Evet, belki de gerekçeli karar bekleniyor olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sözlü ya da yazılı açıklama yapılır yapılmaz zaten işte toplantı halinde Yüksek Seçim Kurulu hala. Sana yine döneceğiz tabii, bütün bu süreci, o heyecanlı süreci an be an takip ettin. İşte düğüm çözüldü. Rasim Kılıç sevgili izleyiciler, Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde YSK'nın verdiği İstanbul'la ilgili bu kararın tüm detaylarını aktardı. Şimdiye kadar gelinen süreçte neler yaşandı? Ve şimdi efendim AK Parti'ye dönelim. Orada da muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Özlem Öztürk, orada neler oluyor? Bir açıklama bekliyor muyuz? Evet, bir değerlendirme, bir açıklama bekliyoruz. Kuşkusuz 36 gün boyunca bir soru işareti vardı. İstanbul seçimleri yenilenecek mi? Bu artık düğüm çözüldü. İstanbul seçimleri yenilenecek ama AK Parti Genel Merkezi'ndeki gözlemlerimizi aktaracak olursak sessizlik hakim, iftar vaktine denk geldiği için şu ana kadar henüz bir açıklama, bir değerlendirme yapılmadı. Gün boyunca da YSK'nın bu önemli toplantısı sürerken bir sessizlik söz konusuydu AK Parti Genel Merkezi'nde ama iftardan sonra
sonra bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Hemen hatırlatalım, bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ama sıcağı sıcağına YSK'nın bu önemli kararı ile ilgili değerlendirmenin AK Parti Genel Merkezi'nde yapılmasını bekliyoruz. Bu kararın duyurulmasının ardından AK Parti kurmayları özellikle sosyal medya hesaplarından hayırlı olsun mesajlarıyla duyurdular, değerlendirdiler. Ama henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı. Elbette AK Parti bundan sonra nasıl hareket edecek, bu karar nasıl değerlendirilecek, gözler yapılacak, açıklama da olacak. Söylediğimiz gibi iftardan sonra bu yönde bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz AK Parti Genel Merkezi'nde. Evet, Özlem Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Tabii sevgili izleyiciler, hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma da yine YSK'nın kararıyla, olası kararıyla ilgili yaptığı açıklamada çok konuşulmuştu. Kurmaylardan bu süreç içinde yine Cumhurbaşkanı başta olmak üzere AK Parti'den farklı açıklamalar gelmişti. Ve şimdi YSK'nın İstanbul kararı yine değerlendiriliyor. Daha çok iftardan sonra bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Anında yapılan tüm değerlendirmeleri, açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz. Efendim tabii gözlerin çevrildiği bir diğer sıcak noktada Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi hemen dönelim. Duygu Özdemir de muhabir arkadaşımız orada tüm gelişmeleri takip ediyor. Duygu, Cumhuriyet Halk Partisi toplantı halindeydi zaten. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla toplantı halindeydi. Bu kararın CHP'de yansıması ne oldu? Bir tepki geldi mi? Henüz o tepki gelmedi. Yaklaşık yarım saati aşkın süredir olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ediyor. CHP lideri A takımıyla kurmaylarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararı değerlendiriyor. O toplantının sona ermesiyle birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk tepki gelmiş olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin bir gelişmeyle, son gelişmeyle başlayalım dilerseniz. Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine çağrıldı. Onlar da burada değerlendirme yapacaklar. Sonrasında da dediğimiz gibi toplantının sona ermesinin ardından da kameralar karşısında ilk açıklama yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç gündür Yüksek Seçim Kurulu'na çağrı yapılıyordu. İstanbul seçimlerinin yenilenmemesi gerektiği söyleniyordu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir karar vermeyeceği düşünülüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ancak İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı verilse de parti içinden bazı görüşler seçimlerin boykot edilmesi yönünde görüşlerini ifade ediyorlardı. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına bir tepki verilecek. Ancak boykot seçeneği şu an için masada yok gibi gözüküyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19.30 itibariyle YSK'nın kararının ardından Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantısına başladı. Olağanüstü MYK'nın gündeminde de tek başlık bundan sonra atılacak adımlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki seçimleri yenileme kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izleyecek? Yol haritası, stratejisi nasıl olacak? İşte CHP lideri kurmaylarıyla şu dakikalarda bunu konuşuyor ve dediğimiz gibi Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri de parti genel merkezine çağrıldı. Olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ile birlikte bir de hem İmamoğlu hem de milletvekilleriyle bir değerlendirme yapılacak. Sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden YSK'nın kararına ilişkin ilk tepki gelecek. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Merakla bekliyoruz tabii. CHP'den nasıl bir tepki gelecek? Ne yönde açıklamalar yapılacak? Duygu Özdemir Cumhuriyet Halk Partisi'nde sevgili izleyiciler son durumu aktardı. Ekranlarınızda da yansıyor. Sıcak gelişme şu. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı zaten devam ediyor olağanüstü bir şekilde saat 19.30'dan itibaren. Ve kısa süre önce sıcak bilgi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne çağrıldılar ve bir durum değerlendirmesi yapılacak CHP'de. Ama Duygu Özdemir'in de dediği gibi kulislerde, kamuoyunda bir takım iddialar vardı. Acaba protesto edilecek mi, boykot edilecek mi seçim diye. Ama bunun şu anda gündemde olmadığını, bir tepkinin geleceğini ama boykotun şu anda masada olmadığını söyledi muhabir arkadaşımız Duygu Özdemir. Ama dediğimiz gibi tüm sıcak noktalardan sevgili izleyiciler, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararına ilişkin gelen tepkiler, açıklamalar, değerlendirmeler ne olacak?
tek tek ekranlarınıza getireceğiz. Şu anda partilerden bir değerlendirme gelmedi ama önümüzdeki dakikalarda yavaş yavaş bu değerlendirmelerin açıklamalarında gelmesini bekliyoruz. Ekranlarınıza hemen getireceğiz efendim, sıcağına. Şimdiki durağımız da Milliyetçi Hareket Partisi olacak. MHP'de Enes Polat bizi bekliyor. Enes, şimdi tabii AK Parti ile birlikte MHP'nin de Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili olağanüstü itirazı vardı ve benzer itirazlar söz konusuydu. Dolayısıyla YSK'da birlikte değerlendirdi. MHP'den şu dakika itibariyle YSK'nın bu kararına ilişkin bir açıklama, değerlendirme, kulis bilgisi alabildiniz mi? Şu saat itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden herhangi bir tepki gelmedi. Olay zaten oldukça yeni. Sadece Genel Başkan Devlet Bahçeli parti genel merkezinde, Bahçeli de sabah saat 10 gibi genel merkeze gelmişti ve o saat itibariyle de genel merkezde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen saatlerde Genel Başkan yardımcıları buraya gelebilir ancak bununla da ilgili henüz net bir bilgi gelmedi ama hiç kuşkusuz Milliyetçi Hareket Partisi de önümüzdeki saatlerde, dakikalarda belki de YSK'nın seçimleri yenileme kararı ile ilgili bir değerlendirme de bulunacaktır Selmin. Teşekkür ediyoruz. MHP'den de şu dakika itibariyle bir açıklama, değerlendirme gelmedi ama yine az önce söylediğim gibi merakla beklediğimiz noktalardan biri, tabii değerlendirmelerin geleceği noktalardan biri de MHP. Partilerde arkadaşlarımız bizi bekliyor. YSK'nın önünde tüm gelişmeleri yine muhabir arkadaşlarımız takip ediyor. Sürecin başından beri olduğu gibi ve bu akşam bu sıcak gelişmede yine tüm gelişmeleri TRT Haber ekranlarından efendim aktaracağız sizlere. Ve şimdi muhabir arkadaşımız Bahar Toprak. İstanbul'a dönüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önünde. Şimdi Bahar, tabii burası en merak edilen yerlerden biri. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili YSK'dan karar çıktı. Seçim iptal edildi. Yeni seçim yapılacak. Tarih belli oldu, 23 Haziran. Orada ne oluyor şu anda? Ekrem İmamoğlu binada mı? Çıktı mı? Açıklamaya geldi mi? Evet, Sermin Atabaysal, İstanbul'u özellikle Saraçhane binasını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasını artık hareketli günler bekliyor. Zira Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. 23 Haziran'da pazar günü yapılacak seçimler. Şu an Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi binasında değil. Konuyla ilgili daha sonra ilerleyen saatlerde bir açıklama yapması öngörülüyor. Binali Yıldırım ise teravih namazından sonra açıklama yapması bekleniyor. Bunları belirtelim ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına geçelim. Karar 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla verildi. AK Parti'nin olağanüstü itirazları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da tekrarlanacak. Diğer gündemlere geçelim. Yüksek Seçim Kurulu MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı da yarın değerlendirilecek. Peki yenilenen seçimde neler tekrarlanacak? Öncelikle Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karardan şunu anlıyoruz ki bir propaganda süreci olmayacak. Sadece 23 Haziran'da tekrardan bir oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Yenilenen seçimde aday listesi değişecek mi? Buna bakalım. 31 Mart seçimlerine katılan siyasi partiler yine bu seçimlere katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Ancak ölüm, istifa gibi nedenler meydana gelecek boşalmalarla ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar bu kişilerin yerleri doldurulabilecek. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart yerel seçimlerindeki gibi aynı esaslar uygulanacak. Seçmen listesi güncellenecek mi? 31 Mart seçimlerindeki güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Evet, dediğimiz gibi Saraçhane binasını artık hareketli günler bekletiliyor. Daha şimdiden yaklaşık 20 dakika önceden burada güvenlik önlemlerinin alındığını da söyleyelim ve sözü size bırakalım.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önünde Saraçhane'de Bahar Toprak tüm gelişmeleri takip ediyor. Hemen aktaralım. Güvenlik önlemleri alındığını söyledi Bahar sevgili izleyiciler. Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle birlikte CHP'ye çağrıldığını aktarmıştık sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki arkadaşımız aktarmıştı. Fakat Ekrem İmamoğlu ne zaman gidecek? Şu anda binada olmadığını söyledi arkadaşımız. Bununla ilgili net bir bilgi yok ama Binali Yıldırım'ın yine AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamasını teravih namazından sonra yapacağı bilgisini de yine sizlere aktaralım. Efendim, bu sıcak gelişmeyi, detaylarını biraz toparlayarak devam etmek istiyoruz. 36 gündür 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından, mahalli idareler ve yerel seçimlerin ardından 36 gündür İstanbul seçiminde düğümlenmişti konu. Diğer yerlerde yavaş yavaş mazbatalar verilmişti ama İstanbul ile ilgili olarak birçok ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı ile ilgili olarak itiraz süreci söz konusuydu. Öncelikle AK Parti'nin, daha sonra da MHP'nin itirazları söz konusuydu. Birçok ilçede oylar yeniden sayıldı ve son olarak yine özellikle AK Parti'nin Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, MHP'nin de Maltepe ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olağanüstü itirazı Yüksek Seçim Kurulu'na söz konusuydu. Seçim yenilensin talebinde bulundu AK Parti ve MHP ve işte 3 olasılık vardı YSK'nın önünde ve kısa süre önce sıcak gelişme, YSK bu yönde karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçimini iptal etti ve yenilenmesine karar verdi. Saat 21'de de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun toplanacağı bilgisi son dakika olarak ekranlarınıza yansıyor sayın seyirciler. CHP'de ise MYK toplantısı, yine olağanüstü MYK toplantısı yaklaşık bir saattir devam ediyor. Seçimlerin 23 Haziran'da, daha önce 2 Haziran tarihi telaffuz ediliyordu ama olağanüstü itiraz süreci beklenenden daha uzun sürdüğü için, çünkü biliyorsunuz 39 ilçeyle ilgili sandık kurullarının oluşumuyla ilgili itiraz söz konusuydu. 39 ilçeden yine yanıt bekleniyordu ve dolayısıyla 23 Haziran'da seçim yenilenecek. Efendim, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter şimdi telefon hattımızda. Sayın Yiğiter merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar Selin Hanım. Şimdi efendim, gerçekten çok heyecanlı bir akşam. Aslında seçim gecesinden beri işte sonuçlar belli oldu ama soru işaretleri vardı, netleşmedi. Bu düğüm ne zaman çözülecek? İstanbul'da seçim yenilenecek mi, yenilenmeyecek mi diye sorduk. Ve bugün YSK nihai kararını verdi ve bir üst mahkeme olarak son karar. Yani bundan sonra bir farklı merci yok. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bekliyor muydunuz öncelikle ve hukuki altyapısı açısından olağanüstü itiraz argümanlarını da düşünecek olursak neler söylersiniz? Şimdi AK Parti'nin yenilemeye gerekçe olarak aslında önce olağan itiraz yoluyla iki tane çok temel itirazı vardı. Bunlardan bir tanesi, bazı oylar geçerli sayılmasına rağmen sistematik olarak geçersiz sayıldı. O itiraz, olağan itiraz yolunda yeniden sayım yapıldı ve fark 29.000'den 13.000'e indi. İkincisi de birleştirme tutanaklarında kasıtlı ve sistematik olarak eksik hesaplandığını söylüyordu AK Parti. O da yeniden gözden geçirildi ve birçok yerde eksik hesaplandığı sonucuna varıldı. Yani mesela Büyükçekmece'de bir sandıkta Binali Yıldırım'a 167 oy yerine bir oy giriş yapılmıştı. Fakat iki tane gerekçe olağan itiraz yoluyla giderilemedi. Bunlardan bir tanesi, kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı iddiası. AK Parti diyor ki 41.132 seçmen, tam sayı 41.132, ki bunların içinde zihinsel engelli var. Zihinsel engelli %40'ın üzerinde ve oy kullanmaması gerektiği halde seçmen listesinde yer aldı. İkincisi, mahkumiyet alanlar var. Onlar da seçmen listesinde yer aldı diyor. Bir de ölüler var seçmen listesinde. Bunların yerine oy kullandırdığı iddiası vardı. İkincisi de sandık kurulunun oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddiası vardı AK Parti. Olağanüstü itiraz yolu bu iki temel üzerine şekillenmişti. Yani Yüksek Seçim Kurulu bu iki temel gerekçeyi baz alarak ilçe seçim kurullarına yazılar yazdı ve dedi ki ellerinizdeki bilgileri, belgeleri bize gönderin. 11 üye oturup
müzakere edince sandık kurulu oluşumu büyük ihtimalle gerekçe açıklanacak ama içeriden aldığım bilgi sandık kurulunun oluşumunda usulsüzlük olduğu kanaatine vardı. 11 üyeden 7'si ve dedi ki bu telafisi mümkün olmayan bir zarara yol açtı. O yüzden de seçim yenilenmeli dedi. Çünkü sandık kurulu oluşumunda 19.623 kişi kamu görevlisi olmadığı halde görevlendirilmişti. Halbuki yasada açık bir şekilde diyor ki sadece kamu görevlileri sandık kurul başkanı ve üyesi olabilir diye. Evet. Ama kamu görevlisi olmayanların dışında 19.623 sandık başkan şimdi, üyesi kamu görevlisi. Sayın Yiğitel, önemli bir bilgi evet. veriyorsunuz. Tabii gerekçeli karar da aslında netleşecek ama hep başından beri bu hukuki süreci konuşurken şu öne sürülüyordu. Öncelikle somut delil, onun dışında da sonucu değiştirebilecek bir durum var mı yok mu? Yani aradaki işte 13 bin küsur oyun üzerinde, yani seçim sonucunu değiştirir mi bu? Şimdi verdiğiniz rakam tabii 19.627 rakamı seçim sonucunu değiştirebilecek bir rakam. Dolayısıyla YSK heyeti bunu göz önünde bulundurarak mı verdi sizce bu kararı? Şöyle, şimdi gerekçeyi tam açıklamada göreceğiz ama benim aldığım bilgi diyor ki sandık kurulunun oluşumunda yasaya aykırı şekilde oluştuğu için zaten telafisi mümkün olmayan bir hata oluştu. Burada 19.623 sandık başkan ve üyesi, kamu görevlisi olmayanlardan seçildi. Artı 12 sandık başkan ve üyesi kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmesine rağmen yani FETÖ ile bağlantısı var diye ihraç edilmesine rağmen sandık kurulu başkan ve üyesi olarak görevlendirdi. Yani daha açık evet. haliyle devlet diyor ki bu kişilerin memur olması tehlikedir ve risktir. Evet. Fakat bu tehlike ve risk olarak, yani düz memur olarak tehlike ve risk olarak gördüğü kişilere sandık emanet edildi diyor. Dolayısıyla telafisi mümkün olmayan bir hata oluştu diyor. Evet. Sandık kurulu oluşumuna. Diğeri de kısıtlı seçmen listesine baktığımızda da toplamı 41.132. Evet. 41.132 ciddi bir rakam. Şimdi bu 41.132 kişiden kaç kişinin oy kullandığını biz bilmiyoruz. Çünkü YSK dedi ki ben bu sayıyı ilçe seçim kurullarıyla yazışarak elde ettiğim bilgi ve belgeye dayanarak ancak söyleyebilirim. Evet, kısıtlı seçmenden kasıt işte zeka özrü ya da askerlik söz konusu olabilir. Mahkum yani oy kullanma mi? Hakkı evet olmayan seçmenin evet. seçmenlere oy kullandırılma biçimi. Peki şimdi bir yandan da az önce aslında biraz değindiniz. Bir soruşturma devam ediyor tabii bu konuyla ilgili olarak, iddialarla ilgili olarak. Özellikle FETÖ bağlantısı, işte iki kişinin baylo kullandığı iddiası ortada. Şimdi bu soruşturma ya da göz önünde bulunduracak olursak soruşturmadan elde edilecek deliller de sanıyorum bu süreci etkileyecektir, değil mi? Elbette orada zaten yürütülen soruşturmada toplam 43 kişi. Yani sizin de söylediğiniz gibi baylo kullanıcısı ama onun dışında da bankasaya para yatırdığı gerekçesiyle takibe alınmış toplamda 43 kişi FETÖ bağlantılı. Bu savcının bulduğu sonuç. Şimdi bunları da elbette göz önünde bulunduracak. Ama burada tabii bir soruşturma, cezai bir soruşturma devam edecek. Yani savcı isterse siz bu seçim sonucunu etkilediniz deyip bunu bir davaya dönüştürebilir. O ayrı kendi kulvarında yürüyecek. Evet, ya da sandık kurullarının oluşumuyla ilgili başka belki sorumlular ortaya çıkabilir bu soruşturmadan aynen sonra. Öyle. Peki efendim şimdi önümüze bakacak olursak 23 Haziran tarihi belirlendi. 2 Haziran deniyordu ama süreç uzadığı için 23 Haziran oldu. Bu tarihi nasıl değerlendiriyoruz? Yani bayram bitmiş olacak, okullar kapanmış olacak ve bu sürece kadar şimdi mazbata Ekrem İmamoğlu'ndan alınacak, değil mi? Önümüzdeki günlerde. Evet, en kısa sürede evet. sanıyorum. Ondan sonraki boşlukta ne olacak? Siz bu 23 Haziran'a kadar olan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, şimdi mazbata alındıktan sonra belediye meclis üyeleri vekaleten seçime kadar bu görevi yürütecek birini seçecek. Muhtemelen de başkan vekili olarak seçilen kişi olacak. Çünkü belediye meclis üyeliklerinin yenilemesine dair bir karar yok sevgili Selmin Başsal. Evet. Eğer ona dair olsaydı o zaman bir vali ya da vali yardımcısı görevlendirilirdi.
Ama belediye meclis üyeliklerine ilişkin bir yenileme kararı olmadığı için onlar hukuken görevde. Dolayısıyla mazbata Sayın Ekrem İmamoğlu'na alındıktan sonra başkan vekili olarak seçilen kişiyle devam edebilir. Buna belediye meclis üyelerinin çoğunluğu karar verecek. Evet. Orada herhangi bir boşluk yok. 23 Haziran tarihi de şöyle, karar verildikten sonra takip eden 60 gün içinde diyor. Dolayısıyla bu ya 23 Haziran olacaktı ya Haziran'ın son haftası olacaktı. Ya da Temmuz'a evet. Evet ya da en geç 7 Temmuz olacaktı. Evet. Evet, en geç 7 Temmuz. Fakat Yüksek Seçim Kurulu muhtemeldir ki genelde böyle olacak ve muhtemelen de böyle bir kararı açıklayacaklar. Ben bu süre içinde hazırlığımı tamamlayabilirim diyor. Evet. Burada hazırlık anlamında pusula basımıdır. Artı sandık kurullarının yeniden oluşması gerekiyor. Tabii şimdi eğer içeriden aldığımız bilgi doğruysa, evet, ve iptale gerekçe bu sayıldıysa, ki muhtemelen böyle, sandık kurullarının oluşumundaki hataların telafi edilmesi gerekiyor. Yeniden sandık kurulu oluşumu gerekiyor ve bu sandık kurulu oluşumunda da bu kez sadece kamu görevlerinden seçilmesi gerekiyor. Peki bu süre YSK'ya yetiyor. Yani ben bu süre içinde hazırlığımı yapabilirim diyor. Sandık kurullarını oluştururum diyor. Evet. Listeleri de belirlerim diyor. Dolayısıyla bu süre bana yetti dediği için de 23 Haziran'ı seçtim. Sayın Yiğital, merak edilen sorulardan biri şu. Seçmen değişebilir mi? Aday değiştirme hakları partilerin olabilir mi? Bu da çok konuşuluyor biliyorsunuz. Değişemez. Evet. Mevcut seçmen listeleri olacak. Ama bu mevcut seçmen listelerinin içinde kısıtlarına ayıklanması gerekiyor. Yani onlar zaten tespitli, sayı belli. 41.132 tane kısıtlı seçmen bu listelerden ayıklanacak. Ama mevcut seçmene ilave bir seçme yapılamıyor. Yasa çok açık burada. Orada bir şey yok. İlave bir seçmen yapamazlar. Fakat adaylar konusunda sağlık gerekçesiyle çekilen olursa onun yerine yeni bir aday gösterilebiliyor ama onun onayını da YSK veriyor. Sayın İltel, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ankara kulislerini çok iyi koklayan bir gazetecisiniz. Sizin çok öngörüleriniz önemli. Çok teşekkür ediyoruz yaptığınız yorumlar, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun efendim. Sayın seyirciler, şimdi tabii bu önemli kararın yankıları çok olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda da çok konuşmaya devam edeceğiz ama sıcağı sıcağına yine konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Hakkı Öcal şimdi telefon hattımızda. Sayın Öcal, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba yanımıza. Efendim. Hoş bulduk efendim. Efendim, şimdi öncelikle YSK'nın bu kararı gerçekten çok konuşuldu. İşte seçim yenilenecek mi, yenilenmeyecek mi, sonuçları ne olur gibi. Şimdi öncelikle hukuki açıdan bakacak olursak, işte AK Parti'nin ve MHP'nin olağanüstü itirazları söz konusuydu. Özellikle sandık kurulları ve kısıtlı seçmen konusunda AK Parti'nin itirazları vardı. Yine benzer itirazlar MHP için de söz konusuydu. CHP ise bir an önce YSK bu belirsizliği ortadan kaldırmalı ve seçimin yenilenmesine gerek yok diyordu. Alınan karar ortada. 23 Haziran'da İstanbul, tekrar İstanbullular sandık başına gidecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerekçeli karar tabii açıklanmadı ama sizce gerekçeler ne olabilir? Şimdi gerekçe sadece bir tek madde bile yeter. Yani Melih Bey'in biraz önce izah ettiği gibi, eğer sandık kurullarının teşkilinde hata varsa bu seçimi hiç yapılmamış konumuna düşürür ve ortaya ciddi bir hukuki mesele çıkar. Eğer bu surette seçilmiş başkan Sayın İmamoğlu devam ederse göreve. Yani bunu bile bile biz adil bir seçim yapmadık, hukuki bir adil bir seçim yapmış olabiliriz. Taraflara çok güzel konuşma imkanları verdik. Herkes serbestçe propaganda yaptı ama biz sizden, halktan oyları alırken teşkil ettiğimiz sandık kurulları hukuki değildi. Hukuka aykırıydı. Ama işte bu siyasettir, bu böyle devam etsin diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü yani fark sadece 13 bin değil, 13 binin yarısı. Yani o yarıyı bir tane geçerse rakip aday Sayın Yıldırım seçim biter. Yani 13 bin oya ihtiyaç yok, 6 bin oya ihtiyaç var. Ama ifade edilen, Melih Bey'in ifade ettiği rakam 40 binlerde. Yani bunu bile bile göze alıp böyle bir hatanın üzerinde 4 yıl 5 yıl oturamazdık İstanbullu seçmenler olarak. Bu birinci mesele.
İkinci mesele, çok çekişmeli bir seçim oldu. Halk Parti, Cumhuriyet Halk Partili aday, aslında bu adaya oy veren hemen herkes 25 yıl sonra ilk defa seçim kazanmanın heyecanına kapıldı, euforyasına kapıldı. Bir tür yani bir tür bayram havası yaşıyordu herkes. Şimdi onlar için büyük bir hayal kırıklığı olacak, büyük bir öfke kaynağı olacak. Ama şunu hemen söylemek lazım. Hani hukuki meseleyi işaret ettikten hemen sonra. Allah'a şükür ki böyle bir hukuki mekanizma var orada ve bu işliyor. Bu bugün böyle işledi, yarın öbür tarafında yine işler. Başka yerlerde de seçim iptal oldu. Daha önce de iptal oldu. Yani ülkeye hiçbir şey olmuyor. Adaya hiçbir şey olmuyor. Sistem aynen devam ediyor. Buna güvenmeliyiz ve burada bir hüzünlenmemek için, hatta memnun olmak için bir vesile aramalıyız diye geliyor bana. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi konuğumuzdu efendim. Çok teşekkürler, yorumları aldık. Şimdi sevgili izleyiciler, AK Parti'ye bir gidelim. Az önce aslında son dakika gelişmesini ekranlarınıza getirmiştik. Merkez Yürütme Kurulu AK Parti MYK toplanacak. Özlem, şimdi 21'de toplanacağını söyledik. Neler oluyor AK Parti'de? AK Parti'de artık yavaş yavaş hareketlilik başladı. Saat 21'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplanacak ve YSK'nın bu önemli kararını, İstanbul seçimlerinin yenilenme kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla değerlendirecek. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ilk değerlendirme bu toplantıda yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde, kararı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde takip etti. Ve önümüzdeki dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesini bekliyoruz ve saatler 21'i gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir araya gelecek ve ilk değerlendirmeyi bu şekilde yapmış olacaklar. Bundan sonra atılacak adımlar ve yol haritası da yine Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında enine boyuna bu süreç değerlendirilecek, seçim süreci ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da grup toplantısında bu kararla ilgili ilk değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Hemen hatırlatalım. Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından da parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama bu yönde bir değerlendirme yapmasını yine AK Parti Genel Merkezi'nde bekliyoruz. Hemen hatırlatalım. 21'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 25 dakika sonra AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başlayacak. Özlem Öztürk AK Parti'den son bilgileri aktardı sevgili izleyiciler. MYK toplanacak dedik. Bundan sonra Ömer Çelik'in AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ama yavaş yavaş parti genel merkezleri hareketlendi. Açıklamalar geldikçe ekranlarınıza getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yine olağanüstü MYK'nın toplandığını aktaralım. Ekrem İmamoğlu ve milletvekillerinin CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını yine sizlere iletmiş olalım. Tekrar diyorum sevgili izleyiciler. Evet, Avni Özgürel İstanbul stüdyomuzda şimdi karşımızda. Merhaba Avni Özgürel. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık stüdyomuza geldiğiniz için. Az sonra detaylı olarak tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Sorularımız olacak size ama telefon hattımızda bir konuğumuz daha var. Birazdan döneceğiz Avni Özgürel'e. Metehan Demir telefon hattımızda. Sayın Demir merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi efendim gerçekten çok heyecanlı bir süreç. İşte seçim heyecanını bitirdik. İstanbul seçimleri belirsizliğini korudu. Düğüm nasıl çözülecek diye YSK düğümü bu şekilde çözdü. Şimdi kısıtlı seçmen ve sandık kurulları ile ilgili olağanüstü itirazı vardı. Ve özellikle hukuki anlamda somut delil ve seçimin sonucunu değiştirebilecek bir sayı olması önemli diyordu bütün hukukçular. Dolayısıyla YSK'nın verdiği bu kararı bu çerçeveden bakacak olursak, gerekçeli karar tabii daha açıklanmadı ama siz nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Yani şimdi tabii çok kartların yeniden dağıtılacağı bir süreç. İnşallah ülkemiz bunu huzur, sağduyu ve sakinlikle atlatır bu süreci. Çünkü tansiyon olarak da yönetilmesi gereken bir süreç.
hem siyasi hem de psikolojik olarak hassas iki dönem var önümüzde. O açıdan benim her zaman tercihim Türkiye'nin en iyi şekilde her sürecin üstesinden gelmesi. Ancak sizin de işaret ettiğiniz üzere YSK'nın gerekçeli kararı hukuken ayağının yere ne kadar bu kararın bastığını çok net olarak anlatması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bu toplum vicdanında da karar doğruymuş, karar şöyleymiş, böyleymiş şeklinde de bir net resim ortaya koyacaktır. O açıdan YSK'nın şu an itibariyle görevi tamamen bitmedi. Bu gerekçeli kararın hukuken içinin tamamen doldurulması ve seçmene, seçim gününe kadar bu resmin net oturması anlamında hafızasına çok kritik önem taşıyor. Ben buna öncelikle işaret ediyorum. İkincisi de bu seçim sürecinin ne şekilde gerçekleştiğine dair YSK'nın bir açıklama daha yapması lazım. Yani bu sandık kurullarının teşkili, seçimin tekrar yapılması, partilerin aday sistematiğinin tekrar oluşturulması, bu resimleri de görmemiz gerekiyor. Ama ben dediğim gibi bunun bugün şimdi tabii pazartesi olduğu için yarından itibaren bunun hem ekonomide hem siyasette çok yoğun tartışmaları da beraberinde getireceği de bir gerçek. Aslında Sayın Metehan Demir, gerçekten dediğiniz gibi tüm Türkiye buna kilitlenmişti. Yani ekonomi çevreleri de, siyaset de, İstanbul seçimi bir sonuçlansın, ondan sonra netleşecek demiş. Birazdan size döneceğim, tekrar değerlendirmeye devam edeceğiz ama Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde Rasim Kılıç bizi bekliyor. Rasim, sıcak bir gelişme var mı? Gerekçeli kararla ilgili bir gelişme var mı mesela? Merak ettiğimiz konu o. Sermin, karar yazılmadı henüz ama gerekçesi birkaç dakika önce belli oldu. İlk bölümde anlatmıştık. Sandık kurullarının oluşumu sırasında yaşandığı belirlenen bazı usulsüzlükler vardı. Bununla ilgili itiraz gerekçeleri arasında güçlü bir sebep olarak sunmuştu AK Parti ve MHP itiraz gerekçeleri arasında ve Yüksek Seçim Kurulu Sandık Kurulu başkanları ve üyelerinin oluşumu sırasında yasaya aykırı bir şekilde oluşturulduğu şeklinde bir hüküm verdi ve Sandık Kurulu başkanlarından yaklaşık 225'inin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlileri arasından seçilmediğini tespit etti ve aynı zamanda sandık kurulu üyelerinden yaklaşık 3500'ünün de kamu görevlisi olması gerekirken kamu görevlileri arasından seçilmediğini tespit etti ve toplamda 4000'i bulan bu rakamın 4000'e yakın sandıkta, ki bunların tesir ettiği oy miktarının aradaki farkı etkiler nitelikte olduğunu tespit etti. Yani o 4000'e yakın sandıktan çıkacak toplam oyun Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yaklaşık 13 binlik oy farkından daha fazla olduğunu tespit etti ve bu nedenle sandık kurulu gerekçesiyle o itirazı dikkate alarak seçimlerin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. İlk bölümde söylemiştik, 11 üyesi var YSK'nın, 7'ye karşı 4 oyla bu kararı aldı ve İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilenecek. İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi veya ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili alınmış bir karar yok. Zaten bu yönde bir itiraz da yoktu. İlçelerden sadece Maltepe ve Büyükşehir'de AK Parti ve MHP'nin itirazı söz konusuydu. O da belki bugün ilerleyen saatlerde, belki de yarın görüşülmesi bekleniyor ama gerekçe olarak sandık kurullarının oluşumu sırasında yaklaşık 4000 sandık görevlisi ve başkanının kamu görevlisi olması gerekirken memur olmayan kişiler arasından seçildiğini ve bu da yasayı açıkça ihlal ettiği şeklinde bir gerekçe var Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını. Tabii ki gerekçeli karar henüz metne dökülmedi, yazılmadı, ancak bizim aldığımız bilgiler gerekçenin verilen kararın sandık kurulları oluştururken yaşanan usulsüzlük nedeniyle verildiği yönünde. Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Merakla gerekçeli kararı bekliyoruz ama işte ufak bilgiler gelmeye de devam ediyor. Metehan Demir, sanıyorum telefon hattındasınız hala. Tabii, dinliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi az önce muhabir arkadaşımız aktardı. Özellikle sandık kurulları ile ilgili tabii olağanüstü itiraz da vardı. Özellikle 4000 sandık başkanı ve görevlisinin kamu görevlisi olmadığı yönünde ve bunun da seçimin sonucunu etkileyeceği yönünde bir gördüğünüz gibi görüşme, karar söz konusu. Şimdi efendim, bu az önce söylüyorduk, ekonomi çevreleri, iç siyaset bu karara odaklanmış durumdaydı. Sizce bundan sonra ne olur? Yani bir aday değişimi söz konusu olabilir mi mesela? Cumhuriyet Halk Partisi iç siyaseti nasıl şekillendirir yani bu karar? CHP nasıl bir tepki verebilir? Boykot edebilir mi mesela? Ben CHP'nin aynı adayla Ekrem İmamoğlu ismi de devam edeceğini neredeyse kesin gözüyle görüyorum.
Çünkü burada tartışmalar zaten Ekrem İmamoğlu üzerine yoğunlaştığı için CHP bu konuda ben geri adım atmayacak. Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterecek kanaatindeyim kesinlikle. Ama Cumhur İttifakı anlamında adaylık sürecine bakılırsa hani Binali Bey ile ilgili tabii kendisinin takdiridir, partinin takdiridir ama hani yasal mevzuat ne şekilde buna yön verecek onu görmek gerekiyor önümüzdeki saatlerde. Şu an sizin de işaret ettiğiniz gibi MYK toplantıları çok kritik. Onlardan sonra gelecek açıklamalar da var. Hani Binali Bey'in siyasi kulislerde sadece kulis bazında söylüyorum. Pek istekli olup olmadığı yönde hatta çok net cevaplar vermiyordu. Hele bir karar çıksın da o zaman bakarız şeklinde değerlendirmeleri vardı. O açıdan AK Parti Binali Bey'le de devam edebilir. Bir başka sürpriz adayla da devam edebilir. Bazı isimler hani ben spekülatif olmaması açısından konuşuluyordu bunlar bir süreden beri. İşte A ismi olur, B ismi olur diye bazı bakanların isimleri de geçiyordu. Ama çok dediğim gibi MYK toplantılarından sonra resmi görebiliriz. Ama ben Ekrem İmamoğlu konusunda resmi neredeyse artık %100 kesin görüyorum. Çok ama bir boykot ihtimalini sanıyorum çok fazla görmüyorsunuz öyle mi CHP ile ilgili? Ya tabii dediğim gibi MYK toplantısı olduğu için ama yani ben normal siyaset retoriğiyle baktığım zaman boykot konuşulacaktır ama hani... Karar ne çıkar tabii. Karar ne çıkar ama sonuçta yapılacak seçimdeki sonucu parti de değerlendirecektir. İşte tepki oyları mı olur, olmaz mı? Tekrar yeniden nasıl reorganize olunur şeklinde. Bunlar herhalde CHP'de değerlendirecek ana kıstaslardan biri olur. Oradan ben boykotla ilgili kararın çıkmasına kendi şahsi fikrim açısından söylüyorum. Şaşırırım. Ama çünkü bunun iki tarafına bakmak lazım. Dediğim gibi bir tepki oyları olur mu olmaz mı diye CHP buna bakacaktır. Çünkü toplumun bir kesiminde bu karar olumlu olarak karşılanırken diğer kesiminde de olumsuz ve büyük bir tepkiyle de karşılandı. O nedenle bu katmanlardaki tepkiler değerlendirilir ve ortaya net bir isim konur. Bir de şu da var tabii şüphesiz. Adayların değişiminden sonra bir de YSK ile ilgili de bundan sonra şöyle eleştiriler de olabilir. Çünkü bu sandık kurullarının oluşması, bu kurulların nihai onayının netleşmesi süreçlerinde de hep YSK yetkiliydi. Bugüne kadar YSK'nın bunlara bakması gerekiyordu. Çünkü Türkiye'nin üzerinden bir an evvel atması gereken ve bir an evvel ülkemizin ciddi meselelerine yoğunlaşmamız gereken bir süreçteyiz. Çok ciddi meseleler var karşımızda ülke olarak. O çerçevede de bunlar bugüne böyle yüksek risklerle terk edilecek lüksteki konular değildi. Biraz daha dikkatli olunabilirdi diye düşünüyorum benim şahsi görüşüm. Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Sayın Metehan Demir telefon hattımızdaydı ve önemli değerlendirmeler yaptı. Çok sağ olun efendim verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Avni Özgürel. Sevgili izleyiciler, az önce İstanbul stüdyomuzda olduğunu söylemiştim. Dönüp bir merhaba da demiştik. Efendim tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Efendim şimdi tabii bir aslında gerçekten tüm Türkiye için yorucu bir ve temposu çok yüksek bir dönem geçirdik. Seçimlere gidildi. 36 gün İstanbul seçimlerini konuştuk. Ne olacak, ne bitecek diye. Verilen kararı olağanüstü itiraz sürecinde an be an ekranlara getirdik. İşte AK Parti'nin 3 bavul dolusu belgeyle YSK'ya başvurduğunu biliyoruz. MHP'nin benzer gerekçelerle yine olağanüstü itirazda bulunduğunu biliyoruz. Ve verilen karar İstanbullular 23 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek. Öncelikle YSK'nın verdiği bu kararı değerlendirmenizi rica ediyorum. Özellikle sandık kurulları ve kısıtlı seçmen konusunda. Şimdi öncelikle herhalde şunu söylemem lazım. Yani ortaya çıkan karar da bir şaşılası, efendim hayret edilecek bir şey var mı? Hayır, yok. Çünkü kanunun açık hükmü var. Sandık başkanları kamu görevlisi olacak. Yani devlet memuru olacak. Bunu AK Parti son dönemde daha sık ifade etti. Üstelik de dün değil evvelsi gün Sayın Cumhurbaşkanı şimdiye kadar ben konuşmamıştım ama diyerek seslendirdiği gerekçe budur. Yani az önce muhabir arkadaşımız da 4000 küsur sandık diye ifade etti. Peki sonuca etkiler yönünde karar aldı. Dedi yine muhabir arkadaşımız. Etkiler. Tabii. Nasıl etkiler? Şimdi nasıl etkiler? Önemli olanı yani 4000 küsur sandık demek bu her sandıkta ne kadar oy olduğuna bir bakarsanız bu en az yani
30-40 bin 30 bin civarında oy demek bu. Elbette sonucu etkiler ama bu İstanbul'un bütününe ilişkin olan tartışmalar belli ki hiç bitmeyecek. Dolayısıyla ben Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul bütününde bir yenilenme kararı almış olmasını gayet isabetli, doğru buluyorum. Tabii bu süreçte gönül arzu ederdi ki yani bu bir ay biz bu zaman kaybettik. Bu sürekli olarak şu muydu, bu muydu? Artık insanlar neredeyse hukuk maddelerinin, seçim kanunu maddelerinin aynen uzmanı öyle haline hepimiz geldiler. Hepimiz gerçekten seçim hukuku değil uzmanı olduk değil neredeyse yani, izleyiciler de dahil olmak üzere. Özellikle de televizyonlarda gazetecilik yapan arkadaşlarımız filan. Dolayısıyla bakıldığında tabii AK Parti açısından bakıldığında keşke seçimden sonra yapılan o hukuk çalışması ve itirazlar sürecine verdikleri önem kadar keşke o seçimin öncesi hazırlık dönemine bu kadar önem verselermiş. Yani o zaman belki bu yakınmalara daha az ihtiyaç hissedilebilirmiş. Şimdi bu verilen karardan sonra Sayın Ali Özgürel, beni duyabiliyorsunuz herhalde değil mi? Kurumsal anlamda işte bir 4000 kişilik sandık kurulu başkanı ve üyelerinin işte kamu çalışanı olmadığı yönünde bir karar çıktı. Kurumsal anlamda bundan sonra yeni bir süreç, yeni bir sorgulama bekler misiniz bu duruma yol açan kurumlar açısından? Şimdi şöyle söyleyeyim, herhalde bu sandık kurulları mutlaka yeniden zaten teşkil edilecek ama Yüksek Seçim Kurulu kararının resmi açıklamasını okumuş değilim. Fakat seçmen listeleriyle ilgili bir şey değişikliğe gidilmeyecek, o anlaşılıyor. Ama seçim kurullarıyla, bu sandık kurullarıyla ilgilidir ortaya çıkan karar. Ve ben bu kararın partileri tatmin edecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu Yüksek Seçim Kurulu'ndaki karar 7'ye 4 oylamayla alınmış. Şimdi bakıldığında Yüksek Seçim Kurulu'nda hem AK Parti temsilcisi var, hem Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi var. Hatta seçim tarihini bile herhalde istişareyle aldılar. Dolayısıyla yani ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bakıldığında size oy veren seçmende bir kanaat değişikliği olacağını düşünüyor musunuz? Olumsuz yönde sizin aleyhinize bir karar değişikliği olacağını düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyordur herhalde Sayın İmamoğlu. Dolayısıyla yani bunda eğer yani nasıl olsa kazandığınız veyahut da kazanacağınıza inanıyorsanız, dolayısıyla seçimi yeniden ortaya koymakta bir takım tartışmaları da gündemden kaldıracak şekilde yenilemekte herhangi bir beis görmemesi lazım. Peki Sayın Özgür, bir takım itirazları, rahatsızlıkları olabilir. Ama aynı şey AK Parti açısından da öyle. Çünkü Sayın Binali Yıldırım'ın bir açıklaması vardı. Ben faraza kaybedilmiş bir seçimi yeniden kazanmanın derdine değil, bana verilmiş dedi, olan oyların sahipliğinin peşindeyim diyerek. Şimdi dolayısıyla herkes açısından bu tatmin edici bir tablo ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum. Ama elbette bu toplumda bir takım gerginliklere, öfkelere sebep olabilir. Burada tabii siyasi liderlere, yani Sayın Kılıçdaroğlu'da, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten demiri soğutalım bir, kızgın demiri soğutalım diyerek başladıydı açıklamalarında. Ve Türkiye İttifakı sözleri vardı. Evet, Türkiye İttifakı diye. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde son derece proje odaklı, daha İstanbul odaklı, çünkü genel Türkiye siyaseti odaklı bir kampanya izlemiştik. Bunun tersine
ben İstanbul odaklı bir tartışmaların, bir dizi tartışmanın yapıla geldiği bir seçim kampanyası ve kompakt bir seçim kampanyası izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani Sayın Özgürel, şimdi bütün tabii partiler dikkat edecektir herhalde bir gerilim doğurmanın ülkenin aleyhine olacağını. Çünkü Türkiye'nin önünde çok ciddi meseleler var. Evet, tam da aslında o konuda bir soru yöneltmek istiyordum size. Şimdi az önce de bahsettik. Gerçekten Türkiye'nin önünde çok önemli meseleler var. Bu sürecin bir an önce geride bırakılıp o meselelere bakılması yönünde yorumlar, değerlendirmeler yoğunluklu. Dolayısıyla şimdi bu karardan sonra YSK'nın kararının iç siyasete yansıması nasıl olur? Yani bir hemen işte İstanbul seçimine mi odaklanır adaylar, kampanya sürecine bir an önce başlanır mı, yoksa tartışma üzerine mi sizce geçer? Yani iç siyasete yansıması nasıl olur sizce? Şimdi siz de televizyon yayıncılığı yapan senelerdir insansınız. Herhalde televizyonlar tekrardan benzer tartışmaları yeniden bir belki tazeleyebilirler. Ama bunu herhalde meslektaşlarımız bıkmıştır diye ümit ediyorum. Çünkü insanlar artık hangi madde ne oldu, sandık kurulu muydu, efendim seçmen listesi miydi, bunları tartışmaktan yoruldular ve hatta izlemekten de yoruldular insanlar. Ben iptal meselesinden ziyade artık önümüzde yapılacak olan seçime odaklanan ve İstanbul'un beklentilerine odaklanan bir kampanya düşünüyorum. Böyle olacağını ümit ediyorum. Biraz da tabii temenni benim söylediğim. Hı hı. Ama siyasi partiler açısından da bakıldığında özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye İttifakı diye altını çizdiği bir not var. Bu süreçte Türkiye'nin önünde Suriye'de gelişen bir takım meseleler var. Türk-Amerikan ilişkilerinde ortaya çıkan gerilimli ve hatta zaman zaman uzlaşmaya yönünde ümitler veren tablolar var. Ekonomide sıkıntılarımız var. Açtık, aşıyoruz. Ama bunların hepsi siyaset tablosunun ortaya çıkardığı grafiklerden etkileniyor. Eğer Türkiye'nin bu önemli değil, biz yine tırmandıralım denilirse ona söylenecek bir şey yok. Bu ama bunun vatanseverlikle bağdaşmayacağını, bunu bütün partiler herhalde kabul edeceklerdir. Evet. Ben o yüzden Yüksek Seçim Kurulu bu daha ileri atabilecekken erkene çekmiş seçim tarihini imkanlar ölçüsünde. Bunun da doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Yeteri kadar Türkiye zaman kaybetti. Yani önümüzde bir 4,5 sene var diye hemen Sayın Ali Özgürel, çok teşekkür ediyoruz ama YSK'nın önünde AK Parti, efendim, çok sağ olun. AK Parti temsilcisi Recep Özel bir açıklama yapıyor. Hemen bekleyin, çevirelim. Biraz daha bekleyin. Evet. Mantıklı yerine kaldırsın. Yok, efendim? Görüşeceğiz şimdi onlar. Bir saniye vekilim. Verdim. Evet. Bir saniye vekilim, başlamayalım. Herkese diyorum benim şey. Tamam mı abi? Değil, bekliyorsun. Bekle. Sesi bir saniye. Tamam. Herhalde. Vekilim bir saniye. Kanka kameralar. Mert onay alınca söylesene bana. Burak abi. İsterseniz komple indirelim biraz. Burak abi nasılsın? Çok yüksek. Efendim Yüksek Seçim Kurulu İstanbul için kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti ve seçimin yenilenmesine karar verdi. 23 Haziran'da seçim yapılacak. İstanbullular Büyükşehir Belediyesi için tekrar sandık başına gidecek sayın seyirciler. Özellikle tabii sandık kurullarının oluşumu konusunda özellikle işte 4000 sandık görevlisinin ve sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı yönünde iddiaları vardı. AK Parti'nin gerekçeli karar açıklanmadı ama bu iddiaların da ön planda olduğu bilgisi geldi, aktarmıştık sizlere. Ve AK Parti temsilcisi açıklama yapıyor. Hakkımızı kullanarak 9 ana başlık altında itirazda bulunmuştuk, delillendirmiştik, belgeye bilgiye dayandırmıştık. Bunlardan özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlerinden olmaması yönündeki iddialarımızda çok ısrarlıydık. Yaklaşık olarak 6500 civarında sandık kurulu başkanının kamu görevlerinde olmadığını tespit etmiştik. 13.000 civarında sandık kurulu memur üyesinin bulunmadığını. Bir de
sandık sonuç tutanan dayanağı olan sayım döküm cetvellerinin boş ve imzaların eksik olduğu yönde iddialarımız vardı. Kurul bunun ikisi noktasında 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğunu, 101 tane de sayım döküm cetvelinin imzası olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerin kamu görevlerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Biliyorsunuz biz bununla ilgili düzenlemeyi 2018 yılında yapmıştık. Geçmişte YSK'nın içtihatları, uygulamaları gibi durumlar vardı ama yeni bir uygulama olduğu için, yasa metni de son iki seçimde uygulandığı için uygulanması gereken amir seçim kurulunda emredici bir hükümdü. Bunun yerine getirilmemiş olması bir boşluktu. Onların vermiş olduğu kararlar yok hükmündeydi. Bu gerekçelere dayanarak da seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. Talebimizin bu noktada haklılığı Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararıyla teyit edilmiş oldu. Tabii karar 7'ye karşı 4'e karşı 7 üyenin oyuyla alındı, oy çokluğuyla alındı. Buna ilişkin ne dersiniz? Yani herkes hür iradesiyle karara katıldı. Kabul eden olacak, reddeden olacak. Burada biliyorsunuz karar yeter sayısı nedir? Onu açtık. 7'ye 4 bir karar çıktı. Oy veren de vermeye de, kabul oy veren de, red verenler de, hukuki görüşleri dolusunda karar verenler de, biz hepsine Allah razı olsun diyoruz. Hukuki açıdan herkes kendi değerlendirmesi, vicdani kanaatlerine göre karar verildi. Nihayetinde bu karar hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Mazbata'da görevlendirme süreci nasıl işleyecek efendim? Tabii. İmamoğlu'ndan ne zaman alınacak? Mazbata iptal kararı da çıktı. Seçimin yenilenmesi kararı da 23 Haziran olarak. Tabii ki 2 Haziran'da bir ara seçim yapılacak tarih vardı ama sizler de kabul edersiniz ki 2 Haziran'a şurada 23 gün gibi bir süre kaldı, 24 gün gibi. Bu süre zarfında sandık kurulu tekrar oluşması gerekecek. Oy pusulla tekrar basılacak. Bunların biraz uzun süreci için yasadaki 60 günden sonraki ilk pazar günü aslında. Bu da bugün ilan edilmiş olsa, resmi gazete bugün yayınlanmış olsa 7 Temmuz'da tekabül ediyordu. Biraz süreyi uzatmamak anlamında Türkiye'nin, ülkemizin biraz daha seçim yaşamaması noktasında bir an önce seçimden çıkmak için biraz kısalabildiği kadar tarih öne çekilip 23 Haziran olarak kabul edildi. Görevlensiniz nasıl görüyorsunuz? Yani o kısmı artık partimiz yetkili kulları merak etmeyin. Seçim sonucunda milletimizin vereceği karara buradan yine saygı duyacağız. Milletin hakemliğine bir kez daha gidiyoruz. Öyle olur böyle olur ama bir şaibe vardı. Bir hukuksuz, yolsuzluk işlemler vardı. Biz şaibesiz bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Seçim sonuçta herkesin içine sinmesi, yine milletin hakemliğine gidiyoruz. Milletin hakemliğinden de kimse korkmasın diyor. Bundan sonraki süreçte mazbatı iptalinden sonraki boşalma hükümleri uygulanacaktı. Tabi bunun geçmişteki uygulamaları var. EMSA uygulamalarla yerine getirilecektir. Daha önce birkaç yerde görevlendirme olmuştu. Belediye meclisi mi olacak? Yok. Yani o konuda ben takdiri, yani onu İçişleri Bakanlığımızın yorumuyla, oradaki belediyenin yorumuyla bir görevlendirme yapılacaktır. Efendim, siyasi partiler aynı adaylarla katılmak zorunda mı bu seçime? Yenileme siyasi partiler aynı adaylarla gidebilir. Ölüm ve istifa halinde adaylarını değiştirebilirler. Efendim, seçmen küçükleri tabii ki. Seçmen kütükleri yenilenecek mi İstanbul'da? Seçmen kütükleri yenilenmiyor. Aynı seçmen listeleriyle gidilecektir. Sadece bizim orada kısıtlı ölüler düşülecektir. Bir de cezaevi ilk yerleşim yeri adresi olarak olanlar vardı. Keskin de biz buna itiraz etmiştik. Onlar çıkmıştı. Yine burada da yerleşim yeri cezaevi olanlar çıkartılacaktır. Bir de o tarih itibariyle 18 yaşına girenler oy kullanacaktır. Başka seçmen kütükleriyle ilgili ilave bir işlem yapılacak. Sandık kurullarının teşkiliyle ilgili bir iptal söz konusu. Sandık kurullarının teşkili yeniden olacak. Tabii anlamda. Yeniden artık kanuna uygun bir şekilde yapılacak. Sadece Büyükşehir Belediyesi. Şu anda sadece Büyükşehir Belediye seçimleri iptal oldu. Tartışıldı mı? Yok, tümünün seçimleriyle ilgili ona bir tartışma olmadı. Taleple sınırlı mı kalan? Taleple sınırlı. Şimdi Büyükçekmece ile Maltepe görüşmeye devam edecek. Efendim, peki FETÖ İstanbul'da sandık kurullarını etkilediyse Türkiye genelinde bir etki yok. Yani ben etkilendi. Bakın, FETÖ etkiledi etkilemedi demiyoruz. Kurul böyle bir karar verdi. Sandık kurulu oluşumu yasada kamu görevlisi olması zorunluluğuna uyulmadığı gereksiz iptal etti. Bu şuradan buradan o kadar detaya girmeye gerek yok.
Tamam. Size ulaşan bir provokasyon haberi var mı? Çok gelişmendi. Yok, hiçbir şey yok. Yani bize ulaşan bir şey yok efendim. Tamam. Peki bu sefer nasıl önlemler alacak? Yani yasaya uygun işlemler yapılacak. Önlem, yasa ne diyorsa o yapılacak. Neticesinde hepimiz katlanacağız. Efendim 4 ayrı oy kullanıldı. Sandık kurullarının oluşumu sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini etkilediği eleştirisi vardı. Hı hı. Diğer ilçelerde de seçimin iptal edilmesi gerektiği yönünde. Siz ne dersiniz? Şimdi biliyorsunuz seçim hukuku şekli bir hukuk. Eğer o ilçelerle de ilgili olağan ve olağanüstü itiraz olabilseydi, kesinleşmemiş olsaydı onlar da etkilerdi doğasıyla. Artık onlar kesinleştiği için onlarla ilgili bir işlem yapılmaz. Onlarla ilgili seçim sonuçları kesinleşmiştir. Olağanüstü itiraz süreçleri bitmiştir. Kesinleşen seçim süreçleri bu verilen karar hiçbirini etkilemez. O zaman Büyükçekmece ve Maltepe'yi şu an görüşecek. Tabii şu an görüşülecek. Yani onlar ele alınacak, görüşülecek. Tamam. Bugün görüşmeye devam edeceğiz. Edilecek. Peki, tamam. Hepinize teşekkür ederim. Hadi akşamlar. Sağ olun. Efendim işte ekranlarınıza canlı olarak getirdik. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel bir açıklama yaptı. 22 sayım döküm cetveli boş, 101 sayım döküm cetveli de imzasız dedi. Ve sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmadığından dolayı YSK'nın bu kararı verdiğini aktardı. Ve işte önümüzde yeniden bir seçim, sandık tekrar kurulacak dedi. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali yönünde de YSK'nın karar aldığını söyledi. Yasal olarak biliyorsunuz zaten bu karardan sonra 60 günlük bir süreç var. Aslında 7 Temmuz'u gösteriyordu ama YSK daha önce hazırlıklarımı yaparım, işte oy pusulasının tekrar basımı ve sandık görevlilerinin belirlenmesi gibi bir süreç var. Daha öne çekti YSK 7 Temmuz'dan 23 Haziran'a çekti ve işte seçmen kütüklerinin yenilenmeyeceğini, aynı seçmenlerle yine seçime gidileceğini söyledi Recep Özel ve adaylarında yine aynı adaylar olacağını söyledi. İstanbul stüdyomuzda Sayın Avni Özgürel bizi bekliyor. Efendim bir bu canlı açıklama için kestik sözünüzü, kusura bakmayın ama aslında bu açıklamayı da sizinle değerlendirmek isteriz. Şimdi mazbatanın iptal edildiğini söyledi Recep Özel. Maltepe ve Büyükçekmece kararını görüşmeye YSK devam ediyor ama şimdi bundan sonra efendim adaylar değişebilir mi? Seçmen listeleri değişebilir mi sorusu gündemdeydi. Recep Özel de aslında açıklık getirdi ama siz ne dedi? İstifa ve ölüm söz konusu olursa dedi. Siz bir bu süreçte ittifakların adaylarını göz önünde bulunduracak olursak bir aday değişikliği ihtimal, çünkü kulislerde konuşuluyor. Görüyor musunuz? Ben şu aşamada AK Parti'nin bir yeni aday ortaya çıkarmasını beklemiyorum. Sayın Binali Yıldırım'ın geri çekilmesini beklemiyorum. Ben Sayın Binali Yıldırım'a ilişkin spekülasyonları da çok gereksiz, yersiz buluyorum şu safhada. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki süreçte Sayın Binali Yıldırım'ın daha fazla ön planda olduğu bir kampanya süreci izleyeceğiz. AK Parti açısından öyle. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın İmamoğlu'nun ağırlıkta olduğu bir ve ona dayalı bir kampanya süreci izlemiştik. Dolayısıyla ben bu noktada daha kısa süreli, daha proje odaklı ve seçmenin kendi ihtiyaçlarına dönük bir takım taleplerin gündeme geldiği veya tartışıldığı bir dizi tartışmayı gerçekleştirmelerini bekliyorum. Burada eğer bir takım gelişmeler olacak ise bu zaten şu süreçte mazbatanın iptali dolayısıyla İstanbul Belediyesi ile ilgili olarak herhalde İçişleri Bakanlığı bir karar alacaktır. Belediye başkanlığına görevini tenvir edecek herhalde. Evet, mazbata alındıktan sonra o süreçte tabii kim olacak, tabii, boşluğu nasıl doldurulacak, bu da sorulardan biriydi. Muhtemelen zaten belediye meclisinde bir şey yok, tereddüt yok. Yani oradaki oylar yenilenecek falan değil. Dolayısıyla belediye meclisinde çoğunluğu AK Parti elde tuttuğuna göre
AK Parti'nin BD Meclisi üyelerinden birisi, yani muhtemelen işte belki işte grup başkan vekili kimse efendim, dolayısıyla o herhalde belediye başkanlığını temin edecektir. Bu seçime kadar olan süreçtir zaten. Evet. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenucan da az sonra bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Sayın Avni Özgürel, çok teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul stüdyolarımızda. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Şimdi evet, Bayram Şenucak açıklama yapıyor, hemen verelim. İstanbul'umuz için hayırlı olsun. Bir tarafa bakar mısınız Bayram Bey? Tamam. İstanbul'umuz için hayırlı olsun. Arkadaşlar, daha öncesinde de defalarca söylediğimiz gibi biz bu süreçte ilk günden bugüne söylediğimiz bir cümle vardı. Şeffaf bir seçim, şaibesiz bir seçim ve tüm itirazlarımız da bunun üzerinde yaptığımız itirazlardı. Bunun sonucunda da Yüksek Seçim Kurulu bu süreçle alakalı yapmış olduğu çalışmaların neticesinde bir karar verecekti. İlk başından itibaren yine söylediğimiz başka bir şey, biz parti olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği her karara bu anlamda rıza göstereceğimizin başında söylemiştik. Bu süreçle alakalı da tüm yapmış olduğumuz toplantılar, tüm yaptığımız itirazlar sonucunda da ilk günden ne söylediksek son günde de yine aynısını söylüyorduk. Bugün dahi yine konuşmalarımızda Yüksek Seçim Kurulu hangi kararı alırsa alsın biz bu kararı saygıyla karşılayacağımızı ifade etmiştik. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu bugüne kadar olan itirazlarımızı değerlendirdiğinde bugün yapmış oldukları toplantıda İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine dair bir karar aldılar. Biz de bu karar doğrultusunda almış oldukları kararlardan dolayı Yüksek Seçim Kurulu'ndaki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yapacağımız seçiminde İstanbul'u halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada iki önemli etki var aslında. Bir, sayım cetvellerindeki boş olanlar vardı, bazı oy kaydırılmalar vardı. Bir yandan da tabii ki günlerdir konuşulan, ki en çok usulsüzlüğün olduğu düşünüldüğü noktaysa sandık başkanlarına dairdi. Bu iki gerekçeyle mi şu an itibariyle iptal? Evet, bize gelen gerekçe iptal sebepleri bunlar. Yani bunlar çok net verilerdi arkadaşlar. Yani buna benzer tabii başka verilerimiz vardı ama bunlar bariz, özellikle sandık başkanları ve memur üyelerin 19 bin ve küsür üzerinde bir sayı, 120'ye yakın işte cetvel, imzasız cetvellerden bahsediyoruz. Sandık cetvellerinden. Bununla alakalı Yüksek Seçim Kurulu'da süreci iyi bir analiz ettiğini de düşünüyoruz. Ve bugün de böyle bir kararla karşı karşıyayız. İnşallah kararın hayırlara vesile olmasını tekrar temenni ediyorum. Biz yine önümüzdeki süreçte yine şeffaf bir seçim, yine şaibesiz bir seçim temenni ediyoruz. Bu anlamda da yetkili organlar gerekli tüm hazırlığını yapacağını diliyorum. İnşallah önümüzdeki seçiminde İstanbul halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum tekrar. 23 Haziran dedik ve yaklaşık 2 ay gibi bir süre var önümüzde. AK evet. Parti teşkilatı nasıl bir çalışma izleyecek ve bir yandan da şu anda bizler Başakşehir Güvercintepe'deyiz ve siz gönül sofrasında bir ailenin evine ilk iftarınızı burada açtınız. Bu noktada ne gibi, nasıl bir çalışma izleyeceksiniz? İşte bu akşam buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişinden başlatmış olduğu geleneksel hale gelmiş olan gönül soframızda bu akşam Şükriye ablamızın misafiri olduk ve eşiyle beraber bu akşam bizler burada gönüllerimizi birleştirip bir iftar sofrasında beraber olmaya gayret ettik. Mevlam da nasip etti. Bu akşam aynı sofrayı paylaşmış olduk. 23 Haziran'da tabii teşkilat olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi yine aynı gayret ve tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 23 Haziran'daki seçimin İstanbul'da yine AK Partili bir belediye ile yönetileceğini biz temenni ediyoruz tekrar. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak bir açıklama yaptı. Efendim canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Hemen tekrar hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki dakikalarda AK Parti MYK toplantısının başlamasını bekliyoruz. CHP'de ise olağanüstü MYK toplantısı devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri genel merkeze çağrıldılar. Efendim son durum bu. Sıcak noktalara uzandık. YSK'nın kararını değerlendirdik. Muhabir arkadaşlarımız aracılığıyla gelen açıklamaları verdik. Konuklarımız aracılığıyla konuştuk. Tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Yayınımız devam ediyor. Cengiz Han Cevahiroğlu'nun moderatörlüğünde Basın Kartı programında konuklarımızla yine bu kararı derinlemesine incelemeye, konuşmaya devam edeceğiz efendim. Biz şimdi huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.